adayınız kimdir ikinci turda? Kimi destekliyor? Biz o adayı verdik de aday eğildi ya. Sinan Oğan mı? Verdim aynen. Ama ben en çok bunu merak ediyorum. Sinan Oğancılar ikinci turda nasıl hareket edecek? Bu çok önemli. Ben biraz dini, istihdamız dini siyaseti iyi bilen bir adamım. Yayınlayacak mısın sen bunu? Oo, kesin asarlar bizi. Yok be abi, o kadar çekim. İmam Hatip mezunuyum bu arada. Evet. 60 tane milletvekilinin saldırdığı anı hatırlayacak. Orada bir duracak. Hayatta Sinan Oğan'a oy verecek adam değilim ben. 7 kuşak Tayyip Erdoğan'cıyım yani. Aynı sopada oturmuşluğumuz var. O kadar yakınız. Evimizde çay dağıttığını biliyorum ben. İsimleri de var yani, göstereyim sana. Amcamın oğlu. Ben de şurada bir yerdeyim. Kur'an kursundayız bak. Yavuz Güzel. Yusuf Güzel bu arada. Bak. Reis Necmettin Erbakan aynen bak. Evet, gördüm. Ya ta bu zamandan beri düşün yani, dizinin dibindeyiz ya. O kadar çok temelden değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir kişi. 5 kuşak peşinde gezdik. Benim ailem hala AK Partili. Kendi öz dayım, yani kütüğe bağlı olduğum ilçenin belediye başkanı AK Partili. Sağımız solumuz AK Partili. Annem oy verirsen CHP'ye hakkımı helal etmem diyen bir kadın. Buna nazaran birazcık daha yeni kuşağız. Eğriyi doğruyu görebiliyoruz. Bu el var ya bu el. Ben bu ele vura 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 aynı böyle oy vereceğim CHP'ye. Şimdi ben hain miyim? Ben FETÖ'cü müyüm? Yani seninle 40 yıl arkadaşlık yapıyorum, bir yanlışını gördüm, yoldan dönünce ben miyim kötü? Senin hiçbir kabahatin yok yani. Bir şeyi emir ve buyur ve tavsiye etmen için önce kendin yapman lazım. Reis iktisatı öneriyorsa kendi ve yengemiz ve aile eşrafı kendi de yapacak. Buyurmayla olmaz. Yani bize buyurduğunu kendi lider olarak yapması lazım. Şöyle düşün, bir baba çalıyor, oğluna çalma diyor, şey yarar mı? Yaramaz. İktisatı da kendi yapacak. Önce kemeri kendi sıkacak, ben de sıkacağım. Burada bir takım sloganlar devreye giriyor. Olmaz. İtibardan tasarruf yani, olmaz gibi. Olur mu canım? Hazreti Ömer'in itibarı yok muydu? Peygamberimizin itibarı yok muydu? İbrahim bin Ethem'in itibarı yok muydu? Şimdi onlar bir CHP ile uğraşabilirler. Benle uğraşamazlar. Ben niye AKP'ye imza toplamış bir adamım ben? Anlıyor musun? Dini siyaseti iyi bilen bir adamım. Süleyman Soylu gibi bir zihniyetten bir zihniyete geçmedik. Biz benim kanımı akıt, Tayyip Erdoğan akar yani. Ben o kadar çok seviyorum. Reis ömrümü istesin vallahi veririm. Ama bir oy vermeyeceğim. Bak yani. Ömrümü istesin vereceğim, bir oy vermeyeceğim. Bir oy verirsem ne yapayım? Niye biliyor musun? Bizi bu hale getirmeyecekti. Zengin olmak zorunda değilsin. Bir insanın bir maaşı var. Onu alacak, bitirecek. Onu yiyecek götürecek. Oğlu niye bu kadar lüksiyat içinde yapmasın? Diyeceksin ki ya oğlunun ne günahı var? O da iş yapamaz mı? Yapabilir. Esnafım ben de. Benim servetim 2 dakikada hesaplarsın. Ben normalde bak 40 kere mikrofon uzattılar, ilk defa konuşuyorum. Yanlış anlama, demek ki dolmuşum. Şöyle bir durum var. Çalıyor ama namaz kılıyor. Çalıyor ama Müslüman. Ben buna çalıyor ama çalışıyor. Çok yanlış. Çalışacak, çalmayacak. Namazda kılacak. Maaşını alacak. Yengeyle çatır çatır yiyecek. Bunu bildiğin halde hala bunu yapıyorsan burada bir şeylik vardır. Adamın çalmasına veya adamın çok rahat yaşaması seni rahat mı ettirtiyor? İnsan bugün bir komşusunu bile kıskanıyor değil mi? Çok iyi araba aldığı zaman. Niye reis böyle daha iyi rahat yaşayınca sen böyle daha öyle mutlu oluyorsun ki kendin soğanın kilosunu yarım kiloya düşürdün alırken? O da stabil yaşasın. Ben de stabil yaşayayım. Sen bana dersen ki peyniri, zeytini dış güçler yaptı. O zaman sarayı da mı sana dış güçler yaptırdı? Senin maaşına zamı da mı dış güçler yaptırdı? Sana affedersin bu kadar malı mülkiyeti de mi dış güçler verdi derim ben sana. Yani zarar gelince dış güçlerden de fayda gelince senden mi oluyor? O zaman her şeyi dış güçler yaptı. Bak şunu unutma, bir de bu FETÖ muhabbeti var. O konuyla belki bir cümle kullanacağım. Reis kadar zeki ve akıllı bir adam kandırılamaz. Kandırıldık deyip kenara çekemezsin. Buradan da söyleyeyim, benim bir yakın akrabalarım da Bankasya'nın sahipleri. Çok da yakınım ha, öyle böyle değil. Şu an kaçtılar gittiler. Kabul eden akrabalarımın alayı FETÖ'cü, onlara sadece biat ettiler. Ha bak buradan onu da ben sana söyleyeyim. Sırf dışarıda kalmamak için, mallarımıza çökmesinler diye, tamam mı? Burada biat ettiler. Aslında onlar aslında daha büyük FETÖ'cü. O kaçanları bunlara bulaştıranlar onlar zaten. Sohbetlere gel himmet ver diyenler onlar zaten. Düşünsene, seni davet eden biat etti, burada rahat ediyor. Öbürü davaya inandı, o tarafa iman etti, kaçıp gidiyor. Böyle bir durum. Sen şimdi bana dersen ki ben kandırıldık. Neye benziyor biliyor musun? Bizim burada müşteri bir tane çanta alıyor. Kadın kolunda çalarken, götürürken yakaladığımız zaman ne oluyor biliyor musun? Yakalıyoruz, aa unuttum oluyor. Sana yemin ediyorum ben bu işin kompedanıyım. 20 yıldır çalıyorlar. Yakalarsam aa unuttum, yakalamazsam güle güle. Yani bunun şuradaki mantığı şu, kendime söylüyorum. Ya ben çok salağım, kandırılmaya münasibim. Kandırılabilen bir insanım. Ya da ben çok zekiyim, çok akıllıyım, insanları kandırıyorum. Bak bunun üçüncüsü yok. Bana bir kazık attılarsa ben bunun bedelini vebali millete yükleyemem. Kandırıldım ben deyip içinden sıyrılamam. Bu sefer bana oy verenler şöyle düşünür. Lan bir kere kandırıldın. Bir daha kandırılabilirsin. İnsansın, şaşarsın, beşersin. Ne malum kandırılamayacağın derim ve orada sorgulamaya başlarım. Belki etrafında hala kandırılanlar var, sana biat etti. Onu da sorgulamaya başlarım. Bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu. Çok mu vatanperver? Çok mu böyle delikanlı? Osman Gökçek. Çok mu delikanlı? Babasından başlasın. Oradan sorgulamaya başlasın. Orada bir kuruş, bir gram aram varsa önce onu yemesin. Önce babasını idam ettirsin, astırsın, ceza aldırsın. Vallahi ben bütün sözlerimi geri alacağım. Adalet herkese işleyecek.
gerekecek. Ben çalıyorsam, ben çırpıyorsam, benim babam çalıyorsa beni de assınlar. Net söylüyorum. Bak ben bu kadar delikanlıyım. O da aynen öyle desin. Şu an böyle dindar olmuş 10 dakikalık devşirme falan değil ama sana yemin ediyorum sabah asacaklarını bilsem yine aynısını söylerim. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Evlat, kul, teba ayırmayacaksın. Millet açken sen de aç gezeceksin. Zoruna giden varsa gelsin ayetle döveyim bu sefer. Anlıyor musun? Bir Müslüman zengin olamaz. Olamaz. Niye olamaz biliyor musun? Bütün varını yine fakirlere dağıtırsın, yine fakir kalırsın. Olamazsın. Zenginleşiyorsan ki ben bunların Müslümanlığını çok fena sorgularım. Zenginleşiyorsan haramsız olmaz. Neden biliyor musun? Sen zaten bu ülkede bunca fakir fukara varken Allah'ın emriyle zengin kalamazsın. Bulduğunu dağıtman lazım. Bu nasıl Müslüman oluyor? Ben anlamıyorum ki zaten emir var. Diyor ki bulduğun zaman senden artanını biriktirmeyeceksin diyor. Dolar, euro yapmayacaksın diyor. Şu o ayeti ben hiç unutmuyorum. Diyor ki bir Müslüman karın tokluğunun haricinde diyor gerçek Müslümansa örnek aldığı İslam alimleri gibi, İslam hükümdarları gibi ve peygamber ve sahabi ve ehl-i beyt gibi dağıtması gerekiyor. Ben de sana soru soruyorum. Zengin tam bir Müslüman. Nasıl zengin kalabilir? Bak ne diyorum? Bak seceremden gelsinler. En baştan sayarım sana. Biz AK Partiliyiz. Bak ben CHP değilim. Bu mikrofonla para alıp konuşmadım ha. Derler muhtemelen. Yemezler. Yok araştırdın mı çıkar tabandan. Yani ya bu hani var ya türban takıyorlar CHP'li konuş. Yok öyle bir şey yok. Ben diyorum ki sana ben 40 göbek AK. Ben reisten daha fazla AK Partiliyim ya. Bak ben reisten daha fazla dinciyim. Ben sana öyle söylüyorum ya. Daha da ilerisi yok yani. Bak delikanlı gibi daha ilerisi yok. Bak ben Fatihliyim. Ben reisten daha fazla milliyetçiyim. Daha fazla dindarım. Benim zaten niye vuruyorum elime? Ben zaten 40 gün 40 gece kafa yedim ya. Beni sen her sandığa girerken gel sen de reis oy ver diyen ben. Sokaktan adam toplayıp götüren ben. Sabah akşam burada parasız menfaatsiz bir kol. Benim esnafım benim ne işim var siyasetle ya. Bir oy daha alırsak da hani reis yönetsin diyen ben. Şimdi niye bu kola vuruyor? Ben miyim kabahatli? Neden? Sen beni bu hale getiriyorsun. Dört dörtlük yap işini. Bir gram karıştırma zerre. Ben sana yine sevine sevine vereyim. Bak yanlış anlama. Ağladığım oldu ya. Bak ağladığım oldu. Niye biliyor musun? İnsan evladından utanır mı? Lan AK Parti benim babamın oğlu mu? Utanıyorum. Neden? Bak ben burada 15 yıllık esnafım bir kere kapıya kimse hiçbir AK Partili gelmedi. Her sene her seçimde gelirlerdi. Oy isterlerdi. Hal hatır sorarlardı. Bir Allah'ın kulu gelip de soramıyor. Niye? Demek ki artık gelinmeyecek duruma gelindi. Edilmeyecek duruma edildi. Sorulardan korkuluyor. Ben sadece reisin bir lafına kızdım. Biz patates soğan için çözdük. Böyle bir sıkıntı yok dedi. Bunu dediğin zaman zoka yutmuşsun demektir. Bunu dediğin zaman sokağı unutmuşsun demektir. Sen unuttuk dersen ben oradan şunu algılarım. Sen bizi unutmuşsun reis derim ben sana. Ne yapacaksın? Dik duracaksın. Şöyle diyeceksin. Şu oldu bu oldu. Sıkıntılar yaşadık. Ben de biliyorum var sıkıntı diyeceksin. Sen bana dersen ki bu sıkıntı yok. Bu sefer ben sana kızarım. Bu sıkıntı var abi. 1000 lira gelen elektrik faturası 7000 lira geldi. 20 bin liralık kiram 100 bin lira oldu benim. İte kaka ite kaka pazarlık ede 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 çıkacağım diye tehdit ede ede düşürdüm. Bir tane simit 13 lira. 5 kişi oturduğun zaman geliyor 100 lira. Simitten bahsediyorum. Fakirin yemeğiydi. Nasıl yok sıkıntı? Ben mi uyduruyorum? Bu tarafımdan mı uyduruyorum? Nereden uyduruyorum? Şimdi bak yok olan sıkıntıya var demek var olan sıkıntıya da yok demek de bunun bir benzeridir. Sıkıntı var kardeşim. Benzin 30 lira oldu gıkı çıkmadı millet. Ne gelirse reisten dedim. Niye dinle vurursan dinle vururum ben seni. Sen ne diyorsun bana? Dış güçler yapıyor. Dicle kıyısında kuzunun ayağı kırılsa. Bir keçinin boynuzunun ucu hafiften böyle tokuşurken bile kırılsa. Hesabını senden sorarım ya Ömer. Nedir bu? Sen çoban mı diktin ben başıma? Koç istifliyormuş da soğanı döküyormuş. E çök, kayyum ata, dağıt bedava. Kim yapıyorsa galericiler araba mı saklıyor? Dağıt bedava. Sen bu kadar güçsüz müsün? Yine karar vereceğiz. Ya dünya liderisin ya değilsin karar vereceksin. Şimdi ben 10 kişiyi döverim diyorum. Bir tane çocuk bir tane beni dövüyor ayıramıyorum. Böyle olur mu? Dediğinde sabit duracaksın. Dünya lideriysen senin bir patates soğana gücün yeter. Ne yaparsın? Küt koyarsın indirirsin fiyatı. Bir şeyler aynı depremzededeki muhabbetleri hızlı hızlı geçelim. Oradaki yanlışlıklar, çadır satmalar. Ben de üzgünüm diyorsun. Ya üzgün değilsin. Asacaksın onun herifinde. Başındaki tepedeki adamı asman lazım. Bunun diyeti üzülmek değil. Ne oldu? Bitti mi? Ya istifa yeter mi? Ben seni soysam, özür dilerim desem yeter mi? Sen bunu bir Rusya'da yap, ne yapayım? Ocağına incir dikerler. İran'da yapsan elini keserler. Yalan söyleyenin dilini, hırsızlık yapanın elini keseceksin abi. O iyi. Çarp, çırp, garibin, fukaranın, ümmetin malını çal, istifa et, kurtul. Japonya'da olsan harekiri yaparsın. Rusya'da olsan Putin senin ananı beller. Burada olunca istifa et, kurtul, kınıyoruz. Olmaz. Bak biz çok CHP'li, AKP'li yaptık. Ama adam şimdi bana böyle yapıyor faturayı söyleyince. Oh diyor iyi oldu sana. Niye? Bak ne güzel adam getirdin başımıza. Şimdi öde diyor kol gibi faturayı. Beni kendi silahımla vuruyor. Ben de sonra diyorum ki yeri istiyorum ya. Şu beni düşürdüğün duruma bak. Şu adamları diyorum bana konuşturuyorsun. Zor muydu diyorum faturaları indirmek. Hayat standartında garibanın peynir zeytini uygun hale getirmek. Biz Ferrari Porsche istemedik ki. Son bir cümle söyleyeyim mi?